Şimdi paralel doğruları verilmiş. Şurada bir de açıortaylar verilmiş. İsim verelim ilk kişi olarak. Şöyle isimlendirelim. Bunlara A, aşağıdakilere de şöyle B diyelim. Şimdi zikzak uygulayabiliriz. İki kez uygulamak mümkün. Bir de aradığımız yere bakalım. Fazladan işlem yapmamış oluruz. B, F, D'yi arıyoruz. B, F, D. Aradığımız yer de şurası. Orada X diyor. Şimdi öncelikle şu sağ taraftaki şekil üzerinden uygulayalım. Şunu önce bir uzatalım. Doğruları şöyle uzatalım. Şimdi şu parça üzerinden bir zikzak uygulayalım önce. Tabanlar da şunlar. Şimdi önce sağ tarafa bakanları alalım. Burada sağ tarafa bakan açı B. Şurası. Sağ tarafa bakan açı. Bu köşeyi pas geçiyorum. Yukarıdaki köşe A açısı. Şurası. Sola bakanları alalım. Şimdi biz şu yeşil şekil üzerinde işlem yapıyorduk. Burayı pas geçeceğiz. Sağ tarafa almıştık. Bir sonraki köşe 40. Bunu sola doğru alırız. Sonraki köşesini pas geçiyoruz. Başka yok. Demek ki 40 eşittir A artı B. Hemen yazabiliriz. A artı B eşittir 40. Şimdi gelelim ikinci aşamasına. Bir de şuradan yapabiliriz. Onu da şöyle kırmızıyla gösteriyorum. Şu parça üzerinden de zikzak uygulayabiliriz. Şöyle. Şimdi kırmızı şekil üzerinden zikzak uygularken onu şöyle aşağı doğru yazayım. Şimdi sağa bakan açı şunun tamamı. Burası 2B yani. Sağa bakan açı 2B. Daha şunları sileyim karışmasın. Gereksiz yere. Evet, şurası. Şimdi sağa bakan açı 2B. Bu köşeyi pas geçiyoruz. Yukarıdaki açı 2A. Şurası. Sağa bakan açı. Şimdi sola bakan açıya bakalım. Şöyle. Bunu sağ tarafa doğru almıştık. Pas geçeceğiz. Sola bakan açı direkt x olacak. Yani bizim x'imiz eşittir. 2a artı 2b. A artı b 40'tı. Buradan 2a artı 2b 80 olur. Yani bizim x'imiz 80'dir.